Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pasta yapacağız. Şubat'ın 6'sı oğlumun doğum günüydü. Onun için güzel bir pasta hazırlamak istedim. Tabii en sevdiği pastayı ona farklı bir şekilde süsleyerek sundum. Gerçekten sonucu çok şaşırtıcıydı. Çünkü böyle bir pasta beklenmiyordu. Hem sevdiği bir pasta oldu hem doğum günü pastası olmuş oldu. Bu kolay lezzeti buyurun birlikte yapalım. Eminim siz de şaşıracaksınız sonucuna. Çünkü gerçekten hiç beklenmedik bir lezzet ve çok kolay yapımı. Sadece iki ana malzeme ile bu harika görüntüyü oluşturabilirsiniz. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. 2 paket çikolatalı fındıklı pudingi arkasında yazdığı şekilde pişiriyorum. 2,5 su bardağıyla pişireceksiniz diyor. 2 paket içinde 5 su bardağı süt kullandım. Sütü tencereye alıyorum ve pudingleri ilave edip karıştırıyorum. İyice yedirdikten sonra ocağın üzerine alacağım ve ocağın üzerinde böyle koyulaşıncaya kadar pudingleri pişiriyorum. 2 paket pötibör bisküvi kullandım. Çünkü pastayı 18 santimlik kelepçeli kalıpta yapacağım. Daha büyük kalıpta yapacaksınız eğer bu malzemelerin hepsini artırabilirsiniz. Puding pişti, ocaktan alıyorum. Hafif böyle soğuması için karıştırıyorum bir 2 dakika kadar. 18 santimlik kelepçeli kalıbın sadece kelepçe kısmını alıyorum ve pastayı koyacağım kağıtın üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirirken de kilidini kapatıyorum çünkü açarken daha kolay olsun diye. Daha sonra bisküviyi alıyorum, üzerine biraz puding sürüyorum, ikinci bisküviyi yerleştiriyorum. Onun üzerine biraz puding sürüp şöyle bir tahtanın üzerine yerleştiriyorum. İkişer, üçer bu şekilde yapıp tahtanın üzerine koyuyorum. Tahta veya herhangi bir kabın içerisine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız eğer alıp kelepçeli kalıbın içerisine yerleştirmek daha kolay oluyor. Bu aşamada aynı zamanda bisküviyle böyle puding de birbirine birleşmiş oluyor. İki paketin hepsini bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi hazır. Çok fazla yumuşamadan hemen alıp kelepçeli kalıbın içerisine diziyorum. Böyle dikey olarak. Kenar kısımları geniş. İçeriye doğru tabii biraz daralıyor. Ama iki paket tam olarak yerleşti. Aralarında hafif boşluk kalıyor. O boşluklara da isterseniz biraz daha bisküvi yerleştirebilirsiniz. Ara sırada kaşıkla hafif böyle bastırıyorum ve yer açıyorum ki hepsini çok kolay bir şekilde yerleştirebileyim. Yapımı inanılmaz kolay. Lezzetini zaten söylemiyorum. Çünkü büyükten küçüğe hepimiz bisküvili pastayı seviyoruz. İşte o sevdiğimiz pastayı normal bir doğum günü pastasına bu kadar kolay bir şekilde çevirebiliyoruz. Bu şekilde yerleştiriyorum, üzerini kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 1-2 saat kadar buzdolabına kalacak. Üzerini süslemek için 1 paket krem şantiyi 1 su bardağı soğuk sütle koyulaşıncaya kadar çırpıyorum. Üzerine çikolatalı sos hazırlayacağım. Bunun için 1 su bardağı kremayı ocağın üzerinde biraz böyle ısıtıyorum. Ve eritme çikolata ilave ediyorum. Benim kullandığım eritme çikolata böyle damla çikolata. Yaklaşık 125-150 gram tablet çikolatayı küçük küçük doğrayıp içine ilave edip koyulaşıncaya kadar karıştırın. Çikolatalı sos olacak. İsterseniz hazır çikolatalı sos da kullanabilirsiniz. Ve pastayı dolaptan 1 saat sonra çıkarıyorum. Kelepçesini dikkatli bir şekilde açıyorum. Ve hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Çünkü buzdolabına beklerken iyice böyle birbirine yapışmış oluyor bisküviler. Ve üzerini krem şanti ile kapatıyorum. Aynı pastayı kapattığımız gibi. Bu pastayı pembe de yapabilirsiniz. Onun için pembe krem şanti kullanabilirsiniz. Daha farklı bir renk yapmak istiyorsanız eğer beyaz krem şantinin içerisine dilediğiniz renk gıda boyası ilave edip istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üst kısmını da farklı yapabilirsiniz. Hepsi çok kolay ve gerçekten yapımı da kolay, süslemesi de kolay. En kolay pasta yani. Krem şantini üstüne ve kenarlarına bolca sürdüm. Bisküvi olduğu anlaşılmasın. Ve bu şekilde kenar kısmını süslüyorum. Hazırlamış olduğum çikolata sosunu da üzerine döküyorum. Çikolata sosunu ve krem şantiyi daha önceden hazırladım. Krem şanti de çikolata sosu da buzdolabındaydı. Biraz soğuması ve koyu bir kıvam olması için.
mutlaka buzdolabına bekletin. Ve kenarlarında da güzel bir görüntü olsun diye kaşıkla hafif böyle kenarlarından da akıttım. Bu şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Daha sonra servis yapmadan önce üzerini süsleyebilirsiniz. Arta kalan krem şantiyi de kenarlarını gelişi güzel bir şekilde sıktım. Ortasına da frambuaz kullandım süslemek için. Dilediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Çilek de çok güzel yakışır. Veya yeşil çok güzel oluyor. Böyle çikolatanın üzerinde yeşil fıstık serpebilirsiniz. Hepsi çok yakışacaktır. Hazırlayıp buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık bir 3-4 saat kadar buzdolabında kalıyor. Tamamen kıvam almış oluyor. Ve oğlumla beraber kestim. Onu da sizinle sesli olarak paylaşıyorum. Buyurun izleyin. Happy birthday to you. Sizin iki... O bir sene önce bize gelmişti. Bak bugün. Ve Şubat'ın 8'i ikinizin birlikte doğum gününü kutluyoruz. Keseceğim ama tahmin edin bakayım nasıl bir pasta yaptım. Çilekli. Hayır. Çikolatalı. Yani biraz. Zaten öyle gözüküyor. Çikolatalı ama içi çok farklı. Çok... 25 yaşında olsa sen benim için 2 yaşında gibisin. Wow. Wow. Çok güzel ama. Değil mi? Hı hı. Mutlu yıllar olsun. İçi böyle gözüküyor, piyano gibi resmen. Çok güzel ama. Çok güzel olmuş, Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Defendim. Esra sen beğendin mi? Ben beğendim. Senin doğum gününde de aynısını yapayım mı? Gördüğünüz gibi hem sürpriz oldu hem çok beğenildi. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka güzel tariflerde buluşmak istiyorsanız eğer sayfama ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı ve yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, hoşça kalın.